Efendim mutlu akşamlar. Takvim yaprakları 25 Mayıs 2021'i gösteriyor. Günlerden de Salı. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Her akşam olduğu gibi saatlerimizde tam 18.45'i gösteriyor. Önümüzdeki dakikalar boyunca bölge gündemine dair ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız ve hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz efendim. Sevgili seyirciler, Afyonkarahisar için bugün tarihi bir gündü. Saatler 17'yi gösterdiğinde yeni bir ticaret portalı, e-ticaret portalı hayata geçirildi. Albikere.com. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bir toplantı düzenlenmişti. Vali Gökmen Çiçek başkanlığında. İşte orada tanıtımı yapılmıştı. Neydi bu? Hemen başlarken hatırlatalım. Önümüzdeki birkaç haberde yine bunu anlatacak. Albikere.com isimli bir internet sitesi kuruldu. Bu sitede, bu alışveriş sitesinde Afyonkarahisar'a ait o yöresel lezzetler, sucuk olsun, pastırma olsun, lokum olsun ve birçok lezzet, haşhaş olsun, birazdan Vali Gökmen Çiçek'in ağzından da saydığını duyacaksınız. Bunlar ve daha fazlası satılacak. Sadece bununla da sınırlı değil. Oradan, yani o sitenin satışlardan elde edilecek gelirle de öğrencilere burs imkanı sağlanacak Afyon Eğitim Vakfı tarafından. Bu haberle başlıyoruz efendim. Yine söylediğimiz gibi önümüzdeki birkaç haber boyunca da albikere.com internet sitesiyle ilgili haberlerimiz var. Ayrıntılı ayrıntılı Vali Gökmen Çiçek'in açıklamaları var. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Ana haber bültenimize başlıyoruz efendim. Termal diyoruz, mermer diyoruz, yumurta diyoruz, kaymak diyoruz, sucuk diyoruz, lokum diyoruz, haşhaş diyoruz. Ve Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek'in sayamadığı daha niceleri. Afyon'un yöresel lezzetleri ve değerlerinin tanıtımı ve satışı için adeta seferberlik başlatıldı. Afyonkarahisar gerçekten çok farklı bir havası olan, birçok ürünü olan ve iddialı bir şehir. Afyonkarahisar Valiliği ile Afyon Eğitim Vakfı işbirliğinde yeni bir e-ticaret platformu kuruldu. Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri başta olmak üzere birçok ürün e-ticaret üzerinden pazarlanmaya başladı. Türkiye'deki birçok ilin kendine ait nevi şahsına münhasır ürünleri var. Kimisinde birkaç ürün var, kimisinde iki ürün var, kimisi bir ürünüyle meşhur, biri üç ürünle meşhur. Biz kimseyi rekabet etmek veya kıskandırmak istemiyoruz ancak Afyonkarahisar'da bizim rekabet edeceğimiz ve iddialı olduğumuz ürünleri saymakla bitiremiyoruz. Albikere.com alışveriş sitesinin tanıtımı için geçtiğimiz günlerde ATSO ev sahipliğinde ve Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında toplantı düzenlendi. Albikere.com adı altında bir e-ticaret ağı kurduk. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla 43 firma girişlerini yaptı. Bugünden itibaren inşallah 600 ürün. Öyle bir çıkış yapmak istiyoruz ki tüm Türkiye'de reklamlarıyla, yani sadece Afyon'un şeyiymiş gibi değil, albikere.com tüm Türkiye'de bilinen bir şey olsun istiyoruz. O site artık faaliyete başladı. Albikere.com adresine girenler Afyon'un birbirinden eşsiz ürün ve lezzetlerine erişme ve sipariş verme imkanına sahip oluyor. Albikere.com, bir alan bir daha alır. Bu kadarla da sınırlı değil. Çünkü alışveriş sitesi sayesinde Afyon Eğitim Vakfı aracılığıyla öğrencilere burs imkanı sağlayacak. Siteden elde edilen gelirin %10'u öğrenciler için burs olarak kullanılacak. Sizi albikere.com'la tanıştıralım. Güvenli satışa başlayın. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunun biraz öncesine gideceğiz. Yani saat 17'den biraz daha öncesine gideceğiz. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturulan ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nın içerisinde faaliyetlerini yürüten albikere.com'un ofisini ziyaret etti. Yani o internet sitesi satışa başlamadan önce dakikalar kala o noktadaydı Vali Gökmen Çiçek. Çok heyecanlıydı. Onun da açıklamaları var. Onunla devam ediyoruz. Afyonkarahisar'ın yeni markası olan albikere.com alışveriş sitesi saat 17 itibariyle resmen açıldı.
Afyon Karahisar Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret ve Sanayi Odası binasında Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren albikere.com'un ofisini ziyaret etti, son hazırlıkları yerinde gördü. Bu site Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde kurulmuş iktisadi işletmesinin sitesi. Ben bundan dolayı Ticaret Odası Başkanımız biliyorsunuz Afyon Eğitim Vakfı'nın da aynı zamanda başkanı. Burada Genel Sekreterimiz Albayımız var, Murat Diker Bey. Genel Sekreterimiz burada Ticaret Odası'nın. Ben albayıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ticaret Odası Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bir açıklığa kavuşturmak için söylüyorum. Afyon Eğitim Vakfı'nın bünyesinde kurulmuş albikere.com. Herkesi davet ediyoruz. Vali Gökmen Çiçek, ofis personelinin yanına oturarak çalışmaların nasıl yapıldığını gördü. Siparişleri ve sitede market açan firmaları gözlemledi. Mesaj geldi sana. Bakalım. Siparişiniz tamamlandı. Kanal 3 Haber'e konuşan Vali Gökmen Çiçek, inandık ve başardık dedi. Türkiye'nin dört bir tarafından firmaların albikere.com'da mağaza açmak istediğini söyledi. Elde edilecek gelirin bir kısmıyla öğrencilere burs sağlanacağını hatırlattı. Hepimiz seferber olduk. Biz inandık ve bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz. Arkadaşlarımız dün gece yarısına kadar buradalardı. Sabahın erken saatlerinde ilk ışıklarıyla beraber yine buradalardı. Amacımız şu, biz ilk başta Afyon'un yöresel ürünleriyle yola çıktık. Fakat bu dalga dalga o kadar büyüdü ki şu an tüm iş insanlarının ürünlerini sitemizde satışa sunarak elde edilen o gelirden öğrencilerimize de bir kısmını burs olarak aktarabilmek bizim en büyük ümidimiz, en büyük hayalimiz ve en büyük sevincimiz olacak. Gerçekten bunun için inandık. Gece gündüz çalışıyoruz. Şu ana kadar 400'e yakın firma başvurdu. Ürünlerini sitemize yüklediler. Saat 5 itibariyle de tamamen satışa açılacak. İnşallah tüm Afyon Karahisar'ı, tüm Türkiye'yi, siteler, bize başvuranlar sadece Afyon Karahisar değil. Türkiye'nin her yerinden, Şanlıurfa'dan, Kars'tan, Edirne'den, İstanbul'dan, Bursa'dan birçok yerden firmalar albikere.com'a mağaza açıyorlar. Açtılar ve açıyorlar, açmaya devam ediyorlar. Arkadaşlarımız gece gündüz onların taleplerine yetişmeye çalışıyorlar. 5'ten itibaren biz artık işin gerçeği daha sonra planlamıştık ama biraz erken olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz çünkü arada demo için bile açtığımızda arkadaşlar diyor ki sipariş geliyor. Biz bugün 5'ten itibaren bunu açıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Niyetimiz halis. Niyetimiz öğrencilerimize burs vermek. Niyetimiz üniversite öğrencilerini, lise öğrencilerini çaresiz bırakmamak. Ve bizim de çorbada biraz tuzumuzun olması. Ben bütün Afyon Karahisar'ı ve bütün Türkiye'yi Kanal 3 aracılığıyla, sizler aracılığıyla bu siteden alışveriş yapmaya ve firma sahipliğinde bu sitede mağaza açmaya davet ediyorum. Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker de kısa sürede büyük iş yapıldığını söyledi. Öğrencilere ayrılacak bütçenin artacağına dikkat çekti. Kısa sürede büyük bir iş yaptık aslında. Tabii valiliğimizin bize desteğiyle öğrencilerimize ayırdığımız bütçeyi artıracak bu projeye biz de dört elle sarıldık. Bugünden itibaren satışlarımız başlıyor. Buradan gelecek bu pazar yeri sitelerindeki komisyonun tamamı Afyon Eğitim Vakfı öğrencilerine burs olarak dağıtılacaktır. Bu gelen paranın tamamı burs olarak dağıtılacaktır. O yüzden hem kazanırken hem de bağış yapma imkanı sağlıyoruz biz. Hem mağaza açacaklara, alışveriş yapacaklara da aynı fiyatla bağış yaparak alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. O yüzden bütün öncelikle Afyonlu vatandaşlarımızı, daha sonra tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı buraya mağaza açmaya ve buradan alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. Saat 17 itibariyle Afyon Karahisar'da bir seferberlik başlatıldı adeta. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde iş adamları, kaymakamlar, belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları, firmalar, vatandaşlar, çalışanlar, devlet memurları herkes o saatte sosyal medya hesaplarına ulaştı ve bu sitenin de bir çağrısı yapılmış oldu. Yaklaşık yarım saat sonra da yani saat 17.30 itibariyle de Vali Gökmen Çiçek'in bir Twitter hesabından paylaşımı var. Dedi ki Vali Bey albikere.com açılalı 30 dakika oldu. Şimdiden yapılan alışverişlerle birçok öğrencimize burs birikmeye başladı. Teşekkürler demiş. Haydi herkes alışverişe diye de yine bir tweet'i var Sayın Vali Gökmen Çiçek'in. Ve tabii ki bu çalışma Afyon Karahisar'dan başladı ama tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Birçok haber kanalı da Afyon Karahisar'ın bu yeni sitesini ve aynı zamanda yöresel
lezzetlerini tanıtmak için adeta birbiriyle yarıştı. Onun haberi var sırada. Hisar'ın ünlü lezzetleri Vali Gökmen Çiçek'in girişimiyle e-ticaret sitesine taşındı. Böylece herkes o ürünlere ulaşabiliyor. Afyon Karahisar'ın yeni alışveriş sitesi albikere.com ulusal haber kanallarında da geniş yer buldu. Sucuk, kaymak, lokum, haşhaş ezmesi denince aklınıza neresi gelir? Ya ilk şehir Afyon Karahisar oluyor tabii. Şimdi Vali Gökmen Çiçek bu lezzetleri tüm Türkiye'ye ulaştırmak için kolları sıvamış. Başta TRT Haber olmak üzere birçok haber kanalı Afyon Karahisar Valisi Gökmen Çiçek'in sitenin tanıtım toplantısındaki açıklamalarına yer vererek kente dair ürünlerin tanıtımını yaptı. Albikere.com adı altında bir e-ticaret ağı kurduk. Haber kanalları gün boyu bu haberi defalarca izleyicileriyle paylaştı. Sucuğu, kaymağı ve çok daha fazlası Afyon Karahisar'ın yöresel lezzetleri tüm Türkiye ile buluşacak değerli izleyenler. Evet, söylediğimiz gibi saat 17 itibariyle internet alışveriş sitesi e-ticaret portalı faaliyetlerine başladı ve Afyon Karahisar'dan tüm Türkiye'ye bu dalga dalga yayılmaya da başlamış durumda efendim. Sadece Afyon Karahisar'ın yöresel lezzetleri değil, aynı zamanda Afyon Karahisar'daki iş insanlarının, iş adamlarının o fabrikalarında üretilen birçok ürün de yine buradaki yerini almış durumda. Az önce haberde de izledik. Vali Gökmen Çiçek dedi ki sadece Afyon değil, Türkiye'nin dört bir tarafından firmalar bu site üzerinde mağaza açmak için de sıraya girmiş durumda. Talep oldukça yoğun ve tabii ki alışverişin de yoğun olması gerekiyor. Bir taraftan bu ürünlere ulaşma imkanına sahip olurken bir taraftan da Afyon Eğitim Vakfı aracılığıyla öğrencilerimize burs sağlama imkanına sahip olacaksınız. Aldığınız yani alışveriş yaptığınız o paranın %10'luk kısmı Afyon Eğitim Vakfı'na öğrencilere burs için gidecek efendim. Son kez hatırlatalım, şayet tekrar girmediyseniz, şayet merak etmediyseniz albikere.com internet sitesine bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Söylediğimiz gibi hem o yöresel ürünlerle tanışacaksınız hem de öğrenci kardeşlerimize burs için bir katkınız olacak. Evet, neyle devam ediyoruz? Bir siyaset parantezi açacağız şimdi. AK Parti cephesiyle başlayacağız. Sinan Paşa ilçesine bağlı Güney beldesi seçimlere hazırlanıyor. Birçok siyasi parti de orada çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti de bunlardan birisi, iktidar partisi. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay yine kalabalık bir heyetle birlikte Güney beldesindeydi. Bakalım orada neler oldu. Başkanım hoş geldiniz. AK Parti Güney'deki seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Sinan Paşa İlçe Başkanı Nuri Köse ile birlikte Güney'de seçim bürosunu ziyaret etti. Başkanım hoş geldiniz. Ziyarette bir konuşma yapan Uluçay, bütün talep ve önerilerin dikkate alındığını ve tek tek çözüldüğünü söyledi. Uluçay, Cuma günü Afyon'a gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Güney Beldesi'ni de ziyaret edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 6 Haziran'dan sonra üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını vurguladı. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ise konuşmasında 6 Haziran'da Güney'de AK Parti bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun, Karadeniz'de Güney kararını vermiş, Allah'ın izniyle ampulleri yakacak ve AK iktidarla yola devam edecektir dedi. Sinan Paşa İlçe Başkanı Nuri Köse de duygularını dile getirdi. İnşallah çok yüksek bir oy ile Cumhurbaşkanımızı gururlandıracağız. Muhalefetin de sesini tıkayacağız ifadelerini kullandı. Son konuşmayı belediye başkan adayı Erol Karabacak yaptı, destek istedi. Belki satır aralarında kalmış gibi gözükebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afyon'a geleceğini söyledi. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay Güney beldesine de uğrayacağını söyledi ama
Tabii onun öncesinde Afyonkarahisar'ın bir kentsel dönüşüm sorunu var. Bununla ilgili geliyor asıl. Çevre Şehircilik Bakanı uzun zamandır bekleniyordu. O Mısri mahallesindeki kentsel dönüşüm sorunlarıyla ilgili. Cuma günü gelecek. Yoğun da bir katılım olması bekleniyor. Kentsel dönüşümle ilgili de biraz daha böyle ete kemiğe bürünür konuların konuşulması ve karara bağlanması bekleniyor. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Cumhuriyet Halk Partisi cephesine bakacağız. Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka Afyonkarahisar'daydı. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığını ziyaret etti. Ardından da Tabip Odası Başkanlığını ziyaret etti. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından başlatılan Yaşam Hak projesi vardı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen buraya yapalım dedik. Tamam. CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka Afyonkarahisar'daydı. Sizin geleceğinizi duyduktan sonra kendi elinin emeğiyle bir pano yaptım. Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Nazlı Aka ilk olarak CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Nazlı Aka, kadın kolları teşkilatlanmasını tamamlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ziyaret edip mahalle mahalle, ilçe ilçe, sokak sokak onların yanlarında olup kadınlara haklarını anlatıyoruz. Kadınlara yönelik şiddeti en aza indirmek için Yaşam Hak Projesi başlattıklarını ifade eden Nazlı Aka, kadına yönelik şiddeti iktidarın görmezden geldiğini ileri sürdü. Neden yaşamak? Çünkü kadına yönelik şiddetin her geçen gün daha da arttığı, bunu görmezden gelen bir iktidar tarafından yönetildiğimiz bu zorlu günlerde bizlerin, kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkma yönündeki sorumluluğu daha da yükselmiştir. Afyonkarahisar temasları ile ilgili de bilgi veren Nazlı Aka, genel siyasete dair değerlendirmeler de yaptı. Siyaset, ticaret, mafya üçlüsünün içerisinde çürümüş bir sisteme hapsedemeyiz Türkiye'yi. Türkiye'yi bir an önce aydınlığa çıkartmak, her zor zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstlendiği sorumlulukta olduğu gibi bugün de gene bizlerin üstleneceği bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de ifade ettiğimiz tüm o vaatleri gerçekleştirmek amacıyla bütün ekiplerimizle, örgütümüzle, milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle, il ilçe başkanlarımızla, kısacası partimizin her kademesindeki parti emekçileriyle sahadayız, halkın içindeyiz. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Çiftçinin, emekçinin, emeklinin, esnafın, tüm vatandaşlarımızın sesini duyan, onların sesine ses katanlar bizleriz. Nazlı Aka ve CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, daha sonra Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Alev Türe'yi ziyaret etti. Nazlı Aka burada Yaşam Hak Projesi ile ilgili bilgi verdi. Bir çağrı merkezi kurduk genel merkezimizde. 7/24 kadınlara, şiddet mağduru olan kadınlara ve istismara uğrayan çocuklara ve onların ailelerine destek hizmeti veriyoruz. Sevgili seyirciler, İyi Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Bir aydır koronavirüs tedavisi görüyordu hastanede. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Isparta'daydı. Kabrini ziyaret etti, dua etti Şimşek'in ve aynı zamanda da ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İyi Parti liderinin Isparta temasları bu kadar da sınırlı değildi. İşte ayrıntılar. Hoş geldiniz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Isparta'daydı. İyi Parti lideri ilk olarak yakalandığı yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret etti. Eğirdir ilçesine bağlı Bedre köyüne giden Akşener, Şimşek'in mezarına karanfil bırakıp su döktü. Burada yapılan duaya katıldı. Meral Akşener'e İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu ve partililer de eşlik etti. Daha sonra ailenin köydeki evine geçen Akşener, Mustafa Şimşek'in eşi Meral Şimşek'le yakınlarına başsağlığı diledi. Başımız sağ olsun. Unuttu sanırım. Akşener taziye ziyaretinin ardından Senirkent ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek alışveriş yaptı. Uluborlu ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Akşener,
bölgede dinlediği kiraz ve elma üreticilerinin sorunlarını grup toplantısında gündeme getireceğini söyledi. Isparta'da elma üretiyoruz. Elma fiyatları aldı başına gitti. Daha sonra Uluborlu Kapalı Pazar alanında vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener, Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tunay'ı da makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Akşener'e gül ürünlerinin yer aldığı sepet hediye edildi. Torunum. Çok seviyorum canım benim. Efendim İYİ Parti'nin Isparta ayağından Afyonkarahisar cephesine bakacağız. İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu haftalık basın toplantısında bugün kameraların karşısındaydı ve dedi ki ilk seçimde iktidar olacağız. Kendilerini her ne kadar güçlü gibi göstermeye çalışsalar da gittiklerinin halkımız tarafından biletlerinin kesildiğinin farkındalar. Sandıktan kaçarak, kararnamelerle yasalar çıkartarak, nereye kadar gidecekler merak ediyorum. İlk seçimde bu halk sandıkta AKP'ye tokadını vuracaktır. Demokrasinin ve adaletin herkese eşit sağlandığı bir yapı ile İYİ Parti iktidarı halkın teveccühü ve halkın onuruyla sandıktan halkımızın iktidarı olacaktır. AKP'ye destek verdikleri için köşe bucak kaçanlar, AKP'liyiz diyenler de o gün göreceksiniz. Dün oy verdikleri AKP'ye bugün İYİ Partililerden daha fazla eleştiri yağmuruna tutacaklar ve diyecekler ki yazıklar olsun. Evet, Mısırlıoğlu bunları söyledi. Bir de Gelecek Partisi cephesine bakacağız. Çünkü orada da bir heyecan var. Öyle ki Güney Kasabası'nda seçimler var 6 Haziran'da ve Gelecek Partisi'nin katılacağı ilk seçim. Hal böyle olunca da bir taraftan il başkanlığı, bir taraftan da genel başkan yardımcıları Afyonkarahisar'ı boş bırakmıyor. Basın toplantısı vardı. İki genel başkan yardımcısında katılımıyla Selim Temurcu ve Doğan Demir. Aynı zamanda Niyazi Ertaş da kameraların karşısındaydı il başkanı. Bakın Gelecek Partisi'nde neler konuşuldu, neler yaşandı, nasıl temiz siyaset çağrısı yapıldı. Gelecek Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Parlamenter model dedik, bunu ilk yayınlayan siyasi parti biziz. Toplantıda ilk konuşan isim Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir oldu. Demir, Güney Belediye Başkanlığı'nı kazanmak için tüm parti kurmaylarının emek verdiğini söyledi. Seçimin favorisi olduklarını savundu. İlk başladığımız gün seçim alma şansınızın olmadığını söyleyenler an itibariyle seçimin favorisi olduğumuzu herkes söylemeye başladı. Çünkü biz Gelecek Partililer inatla topluma hizmet etmek adına toplumu yeniden barıştırmak, yeniden huzuru sağlamak, toplumsal uzlaşıyı yeniden sağlamak adına kurduğumuz partimizin ilk seçim yeri olan bir beldede seçime girerken Gelecek Partisi'nin gelecekte neler yapabileceğini, yerel anlamda topluma nasıl hizmet edebileceğini kanıtlamak adına ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ne hikmetse 18 yıldır, 19 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet ve son 7-8 yıldır belediye kaybedilmiş olmasına rağmen orada bir kepçe kamyon bile bulunmazken, Çalışlar Köyü'nde telefon sorunu var iken son bir haftadır Gelecek Partisi'nin orada ivme kazanmasına, seçimin favorisi ve seçimi alabilecek noktaya gelmesinden sonra devletin bütün imkanlarını kullanarak orada her türlü çalışma yapılmak isteniyor. Öncelikle Çalışlar Köyü'ne bir telefon santrali, arkasından bir hafta 10 gündür de DSİ'ye bağlı, karayollarına bağlı ve il müdürlüklerinin nezdinde, hatta il müdürlüklerinin oraya gelip aday arkadaşımızın, AK Parti'nin aday olan arkadaşımızın talimatıyla iş yaptığını görüyoruz. Bir diğer genel başkan yardımcısı ve teşkilat başkanı Selim Temurcu ise temiz siyaset vurgusu yaparak Güney Beldesi'ndeki seçimlerin umut ışığı olacağını söyledi. Ülkeyi yönetenler o kadar kötü işler yapıyorlar ki artık bizim bir şey anlatmamıza gerek kalmadı. Türkiye çok kötü yönetiliyor, Türkiye savruluyor. Biz de bu savrulmanın içerisinde çınarı büyütme gayretindeyiz. Türkiye'de el birliğiyle milleti soyanlara, ülkeyi talar edenlere, demokrasiyi rafa kaldıranlara,
Bireysel hak ve özgürlükleri yok sayanlara karşı bu mücadeleyi millet olarak 84 milyon olarak hepimiz vermeliyiz. Ben inanıyorum ki çok kıymetli kardeşim Osman Aydep, inşallah 6 Haziran gecesi aynen 90-100 yıl önce bu topraklarda umut nasıl yeşermişse aynı o umutla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak. Gelecek Partisi kurulduktan sonra ilk belediye başkan adayı Osman kardeşim. Ondan şunu rica ettim. Her eve girilecek, sadece eve girmek yetmez. Bizim siyasi geleneğimizde gönüllere girmeyen hiçbir siyasetin geleceği olmaz. Güney'de bir destan yazacağız. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Sayın Genel Başkanımızla bir gün Afyon merkezde olacağız. Bir gün Güney'de olacağız. İl Başkanı Niyazi Ertaş da Gelecek Partisi'nin temiz siyaset bildirisini okudu. Otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi, ahlaka dayalı, demokratik hukuk devletini egemen kılmak üzere gece gündüz çalışacak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Evet, siyasetin gündemi bu şekildeydi. 6 Haziran'a kadar da muhtemeldir ki sizlerle bu siyaset haberlerini paylaşmayı sürdüreceğiz. Az önce söylendi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Afyonkarahisar'a geliyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geleceğini söylemiştik. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de yine Afyonkarahisar'a geleceği belirtiliyor. Çünkü Büyük Birlik Partisi'nde bir adayı var Güney Beldesi'nde. Yani siyaset sahnesi biraz daha ısınacak önümüzdeki günlerde. Peki Afyonkarahisar Belediyesi'nde durum ne? Bir de o tarafa bakacağız. Belediye çalışmalarını sürdürüyor. Alternatif yollara bir yenisi daha eklendi. Kanlıca Zafer ve İstiklal Mahallesi'ne bundan böyle ulaşım daha rahat olacak. Çünkü oradaki yollar da asfaltlandı. Onun ayrıntıları var şimdi sırada. Afyonkarahisar Belediyesi şehir içi trafik yoğunluğunu azaltma adına alternatif yollar üretmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde Kanlıca, Ataköy, Kışlacık mahallelerindeki bağlantıyı yapma adına geçtiğimiz aylarda tamamlanan yol açma çalışmalarının ardından Kanlıca Mahallesi, Zafer Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'ni birbirine bağlayan bölgede asfalt serim çalışmaları da tamamlandı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de bölgede incelemelerde bulundu. Yeni açılan alternatif yolun hayırlı olmasını temenni eden Başkan Zeybek, şehir içi trafik yoğunluğunu giderme adına önemli bir adım attıklarına dikkat çekti. Belediye fen işlerimizin, ekiplerin yapmış olduğu yoğun çalışma neticesi, trafik yoğunluğunu bir nebze de olsa rahatlatalım diye Kanlıca, Ataköy, Kışlacık mahallelerimizle bağlantıyı yapalım diye Kanlıca ile Zafer Mahallesi'ni birleştiren yol çalışmalarımız kıştan önce tamamlanmıştı. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şu anda ekiplerimiz asfalt çalışmalarını yapıyorlar. Zannederim bugün tamamlanacak. İnşallah ben hemşerilerimize hem bu yolu kullanarak trafikte rahat bir sürüş diliyorum. Hem de kazasız belasız kimsenin zarar görmeyeceği trafikte de bir rahatlama olmasını temenni ediyorum. Çalışan, emeği geçen, emek sarf eden tüm çalışanlarımıza da kazası belası bir sezon diliyorum. Sevgili seyirciler, bundan tam 28 yıl önceydi. 1993 tarihi, hatırlayanlar bilir. Bingöl'de silahsız 33 asker ne yazık ki PKK'lı teröristler tarafından acımasızca katledilmişti. Ve onların hatıraları şehrimizin ve aynı zamanda da ülkemizin birçok noktasında yaşatılıyor. Bununla ilgili bir proje geliştirildi Denizli'de. Bakın nasıl. Bingöl-Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen 33 askerin anısına Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Dodurga mahallesinde bir bulvarda düzenleme yapılıyor. Saldırıda şehit olan askerlerden Şereftay'ın baba ocağı Dodurga mahallesindeki mezarlıkta 2014'te yaptırılan anıtın yanı sıra 33 şehidin anısı mahalledeki Ahmet Ali Pehlivanoğlu bulvarında yaşatılacak.
Şehit Gazi Sen öncülüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında şehitler ve gazilerin isimleriyle fotoğraflarının bulunduğu mermer bloklar yerleştirildi. Blokların başına birer çınar fidanı dikildi. Proje kapsamında Dumlupınar, Sarıkamış, Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz şehitleri için ayrıca bloklar dikilecek. Bulvara İstiklal Marşı ve Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle 33 askerin nasıl şehit olduklarını anlatan yazının bulunacağı bir de tak yani kemer yapılacak. Efendim asayiş gündemine bakacağız. Afyonkarahisar'la devam edeceğiz. Ne yazık ki bir cinayet haberi var sırada. İki genç boş bir arazide karşılaştı. Birbirlerine ateş açtılar. Bir tanesi hayatını kaybetti. Diğeri hafif yaralandı. Bacağından yaralandı. Olayın yasak aşk ilişkisinden meydana geldiği iddia ediliyor. Sülümenli beldesine götüreceğiz sizi. Hiç olmayanlar da dışarı çıktı. Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sülümenli beldesinde İsmet isimli gençle Çağrı Kandemir arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin ateş alması sonucu Kandemir göğsünden, diğer şahıssa bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak 25 yaşındaki Çağrı Kandemir müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer gencin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Kavganın Çağrı Kandemir'in İsmet D'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasından kaynaklandığı öne sürüldü. Soruşturma devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine götüreceğiz şimdi sizi. Jandarma ekipleri şafak vakti silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Tam 21 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 13 kişi de gözaltına alındı. İşte o operasyonun ayrıntıları. Silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sandıklı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 184 mermi, 6 tabanca şarjörü, 12 cep telefonu ve sim kartıyla birlikte silah tamirinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek. Yine Afyonkarahisar'dayız ve bir trafik kazası haberi. Çay ilçesi ile Dinar ilçesi arasındaki Karadilli beldesi var. Şuhut ilçesine bağlı. İşte o yakınlarda bir ticari araç devrildi ve aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. İşte o görüntüler. Kamyonet devrildi, eşyalar etrafa saçıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Bu feci kazada bir kişi can verdi, 4 kişi yaralandı. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Rüştü Taş İdaresi'ndeki kamyonet, Çay-Dinar Karayolu üzerinde bulunan Karaadilli Beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Şu arabanın şoförü kim? Kaza sonrası can pazarı kuruldu. Bölgeye gelen ekipler 45 yaşındaki Necla Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Taş'ın cansız bedeni araç içerisinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Afyon Karahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazada aynı aileden 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu eski, bu belli. Burası da eski. Dışarıdan belki sadece şuraya bir dokundu. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından tekrar açıldı. Efendim, hava ambulansından bahsedecek haberimiz hayatımıza girdi gireli birçok canın kurtulmasına vesile oldu. Hızlılık açısından, çabukluk açısından sıkça da hayatımızın artık bir parçası haline gelmeye başladı, devam ediyor. Hava ambulansı bu kez acil şekilde anjiyo olması gereken 68 yaşındaki bir amcamız için havalandı. Görüntüler Afyonkarahisar'dan ve Çay ilçesinden gelecek. Hava ambulansı bu kez anji olması gereken yaşlı adam için havalandı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran 68 yaşındaki adamın yapılan tetkiklerinde acil anji olmasına karar verildi. Ancak hastanede gerekli şartlar uygun olmadığı için 112 acil servisten yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen 112 acil servis komuta merkezi uzaklığı dikkate alarak hastanın helikopterle naklini uygun gördü. Bölgeye sevk edilen hava ambulansı hastane önüne iniş yaparak hastayı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi. Efendim, Burdur'dan da bir trafik kazası haber var ama konunun öznesi o trafik kazası değil. Traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralanmış efendim. Hamza Dal, 28 yaşında bir kardeşimiz, hastaneye kaldırıldı ama 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Buraya kadar aslında yine bir acı olay fakat onun organları hayat kurtaracaktı. Ailesi organlarını bağışlamıştı ama o hayat mücadelesinin 4. gününde beyin ölümü gerçekleşmiş efendim. Hal böyle olunca da o genç kardeşimizin organları ne yazık ki bağışlanamamış. Organları bağışlanacaktı ama kalbi durdu. Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Hamza Dal, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisinin 4. gününde beyin ölümü gerçekleşen Hamza Dal'ın ailesine organların bağışlanması için teklifte bulunuldu. Ailenin organ bağışını kabul etmesi üzerine ameliyata alınmak için hazırlık yapılan Dal, ameliyat öncesi kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Niyetimiz yani başka hastalara da şifa olmasıydı ama yani olmadı, yetişemedi. Hamza Dal'ın kalbi durduğu için organ bağışının gerçekleşmediği öğrenildi. Dal'ın cenazesi Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Gölcük köyünde toprağa verildi. Hani sağ olsaydı kendisi de isterdi organ bağışını. Evet, nasip kısmet olmamış. Oradaki yakınlarının da söylediği gibi ama en azından niyeti halis. Allah rahmet eylesin diyelim. Uşak'ta devam edeceğiz. Uşak Valisi Fundo Kocabıyık, hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etmişti. Onlarla sohbet etmişti, çalışmalarını yerinde görmüştü, istek ve taleplerini dinlemişti. Mevsimlik tarım işçileri, tabii çocukları da var onların, o çocukları için bir EBA, yani uzaktan erişim destek noktası talep etmişti Vali Hanım'dan. Vali Hanım, Vali Kocabıyık bu talebi geri çevirmedi ve mevsimlik tarım işçilerinin çalıştığı alana en yakın noktadaki bir okula EBA noktası kuruldu. Onun haberine bir göz atacağız. Uşak'ta tarlalarda çalışan ve kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Uşak Valiliğince bir ilkokulda oluşturulan EBA destek noktasında eğitimlerine devam ediyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek tarlalarda emek mücadelesi veren kadın işçilerin 12 Mayıs'ta kendilerini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık'tan çocuklarının eğitimi için destek talep etmesi sonrası çalışma başlatıldı. Uşak Valiliği koordinesinde işçilerin çadırlarının kurulu olduğu alana yakın konumdaki Koyunbeyli Köyü'ndeki ilkokulda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce EBA destek noktası oluşturuldu. Bu dersi çok seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşadıkları çadırlardan alınan çeşitli sınıflardaki 60 öğrenci servisle Koyunbeyli İlkokulu'ndaki destek noktasına getiriliyor. Dersimiz çok eğlenceli oluyor. Bütün derslere girmek istiyorum. Burada sosyal mesafe kurallarına uyularak okula alınan öğrenciler ellerini dezenfekte edip maskeli halde EBA üzerinden derslerini izlemek üzere sınıflarına giriyor. Tablet ve kulaklıklarıyla derslerine katılan öğrencilerin çevrim içi ders anlatan öğretmenlerine karşı ilgi ve heyecanı ise renkli görüntüler oluşturuyor. Derme dinleyeceğim, polis olacağım. Hadi bakalım, kimisi polis olacağım diyor, kimisi doktor olacağım diyor. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin diyelim minik kardeşlerimizi, küçük kardeşlerimizi. Kütahya'dan bir haberle devam edeceğiz. Yoncalı kaplıcalarının simgesiymiş efendim bir zamanlar. Neresi? Dübecikler Hamamı ve Havuzu. Yenileme çalışması yapılacağı gerekçesiyle kapatılmış 4 yıl önce. Ama 4 yıldır bir çivi bile çakılmamış ne yazık ki. Hal böyle olunca da harabeye dönmüş durumda o nokta. Şifa kaynağı olan hamam ve havuz çürümeye terk edildi. Kütahya'nın Yoncalı mahallesindeki Dübecikler Hamam ve Havuzu bir zamanlar şifa dağıtıyordu. Ama şimdiki hali ise hem iç sızlatıyor hem de tepkilere neden oluyor. Kimsenin ilgilenmediği, alakadar olmadığı bir yer oldu. Dübecikler yıllardan beri Yoncalı'nın incisi olarak bilinen bir kaplıcaydı. Ama 4 yıldan beri harabe vaziyette. Vatandaşlar buranın bir an önce faaliyete geçirilmesini, canlanmasını, eskisi gibi insanların buradan şifa kaynağı olarak gelip faydalanmasını istiyor. Efendim sondan bir önceki haberimiz çörek otundan bahsedecek. Birçoğumuzun özellikle hanım kardeşlerimizin, kadınlarımızın severek tükettiği ve o yiyeceklerin içine koyduğu baharatlardan bir tanesi. İlk defa duyacaksınız belki, ben şahsen ilk defa duydum. Türkiye'de üretilen çörek otunun %25'i Burdur'un Bucak ilçesinde üretiliyor efendim. Yani Türkiye'nin çörek otu ihtiyacının %25'i Burdur'un Bucak ilçesinden karşılanıyor. Sadece bununla sınırlı değil, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor. Burdur'un organik çörek otu dış pazarda büyük rağbet görüyor. Çörek otlarının %80'i ihraç ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin geçen yılki çörek otu üretiminin %25'i Burdur'un Bucak ilçesinde gerçekleşti. Bölgede son 10 yılda ekim alanı genişleyen ve sağlıklı ürün yetiştirilmesine imkan sağlayan organik ve iyi tarım yöntemiyle üretilen çörek otu, aromasının yanında içeriğindeki bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen yüksek kimokin maddesiyle dikkati çekiyor. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde tüketimi artan çörek otu iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da rağbet görüyor. Bucak ilçesinde elde edilen ürünler Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere ve Rusya'da da alıcı buluyor. Salgın sürecinde gördüğü ilgi nedeniyle çiftçiler de çörek otu ekim alanlarını genişletti. Bucak Ziraat Odası da ilçede geçen yıla oranla %120'lere varan oranda artış gösteren ve çok sayıda kişinin geçimini sağladığı çörek otu tarımında kalitenin düşmemesi için önlemler alıyor. Efendim Frig Vadisi'nin gizemli bir noktasıyla bültenimizi sonlandıracağız. Son haberimiz yine Frig Vadisi'nden, gizemli bir vadiden bahsediyoruz. Zaman zaman birçok noktada yeni yeni keşifler yapılıyor. O keşifler gün yüzüne çıkarılıyor. Onlardan bir tanesi Maltaş Anıt Abidesi'ymiş efendim. Kazı çalışmaları başlatılacak ve ardından da gün yüzüne çıkarılacak burası.
Filik Vadisi ilgi çekmeye ve keşfedilmeye devam ediyor. Binlerce yıllık geçmişi bulunan Frigya'daki Maltaş Anıt Abidesi yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çıkarılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'nce ilçeye bağlı Kayıhan Beldesi'nde M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nde kurtarma kazısı yapılacak. Oo, bu ne? Ama bir şey söyleyeyim mi? Göğünüş Vadisi olarak da bilinen bölgede toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmının yanı sıra 12-13 metrede yer altında olduğu tahmin edilen anıtın üst kısmında bir sarnıç bulunuyor. Sevgili seyirciler, 25 Mayıs 2021 Salı gününe dair aktaracaklarımız bu kadardı. Ana haber bültenimizin bu akşam da sonuna geldik ve bitirdik. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Türkiye Futbol Federasyonu statü değişikliğinden sonra 158 kulübün bölgesel amatör lige katılmama, 108 kulübün ise lige katılma kararı aldığını açıklayarak fikstür çekiminin yarın yapılacağını bildirdi. TFF'nin açıklamasına göre Afyonkarahisar'ın Bal'daki temsilcileri Bolvadin Belediyespor'la İsçe Hisarspor, 2. bölge 8. grupta Aydın'ın Eşin Grup, Söke Spor ve Kuşadası Spor takımları ile mücadele edecek. Açıklamaya göre sıkıştırılmış bir takvimle oynatılacak olan 2020-2021 sezonu Bal'a katılacağını beyan eden 108 takımı müsabakaları 9 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak. 108 takım 4 ayrı bölgede, 4 takımlı 3 ve 3 takımlı 5 grupta 20'şer takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3. ligine çıkma hakkı kazanacak. Tüm grupların fikstür çekimi yarın saat 16'da Ankara'da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkezi toplantı salonunda çekilecek. Misli.com 3. Lig 3. ve 4. grup playoff finalinde karşılaşan Bursa Yıldırım Spor ve Isparta 32 Spor 1-1 berabere kaldı. Müzik 120 dakikada eşitliğin bozulmadığı mücadelede Isparta 32 Spor penaltılarda kazandı. Bursa Yıldırım Spor'u penaltı atışlarıyla 4-1 yenen Isparta 32 Spor 2. lige yükseldi. Maçın ardından Isparta'da taraftarlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Araç konvoyları yapan taraftar kutlamaların adresi olarak Kaymak Kapı Meydanı'nı seçti. Gaz gelince ölmek durumda değilim.
Burada toplanan taraftarlar meşaleler yakarak marşlar eşliğinde ikinci ligi kutladılar. Isparta 32 spor antrenörü Hakan Şimşek şampiyonluğu Isparta halkına hediye etti. Çok mutluyuz. Çok emek sarf edildi. Başkanımızdan, taraftarımıza, futbolcumuza, her şeye kadar çok büyük emeklerle buraya geldik. Cenab-ı Allah'ın forma giydiğim, gururla taşıdığım burada Eskişehir Spor formasını sahasında da şampiyonluğu nasip etti. Allah'ıma çok şükürler olsun. Isparta şehrine hayırlı olsun inşallah. Öte yandan misli.com 3. lig playoff final maçında Buca Spor 1928 İskenderun Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Seri penaltı atışlarında İskenderun Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Buca Spor 1928 misli.com 2. lige yükseldi. Afşit Afyon Spor futbolcusu Seyfettin Anıl Yaşar'ın da katıldığı Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, iyi bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını belirterek, "Benim birinci işim A Milli Takım havuzunu genişletmek. Ne kadar kaliteli oyuncu varsa A takıma vermek istiyorum," dedi. Biliyorsunuz yeni bir takım oluşturdu. Özellikle çok yetenekli oyuncularımız var. İşte Ali Akman, Ömer Faruk, Batuhan vesaire bir sürü sayamadım. Ravil, yani bunların doğumları hem gençler, yani bu yaş grubunun biraz daha üzerindeler. Normalde 2000-2001 doğumlu oyuncularla oynamamız gerekirken biz 2002-2003 doğumlu oyuncularla daha çok geleceğe yönelik bir takım kurma çabasındayız. Bunun da sebebi 2000 ve 2001 doğumlu oyuncularının çok fazla olmaması. Ama elimizdeki 2002-2003-2004 grubu çok kaliteli ve iyi bir grup. Birinci amacımız tabii ki yarışırken A milli takıma da oyuncular vermek. Zaman zaman bunları verdik. Şimdi daha yeteneklerini, daha kalitelilerini yukarı tarafa vermek istiyoruz. 2 Haziran'da Ukrayna ile özel bir maç oynayacağız. Eylül ayında da Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları oynanacak. Çok ciddi hazırlanıyoruz. Ben ekip çalışmasına çok inanan bir insanım. Teknik direktörler, bu benim anlayışım. Yüksek performanslı ekipler kurarlarsa o kadar çok başarılı olurlar. Bu yaz dolu dolu voleybolla geçecek. Bunun için öncelikle çok mutluyuz. A Milli Kadın Voleybol Takımının kaptanı Eda Erdem Dündar, bu yaz katılacakları 3 turnuva için çok motive olduklarını ve hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. Bir sene aradan sonra tekrardan milli takımla beraber, bu güzel grupla beraber sahada olacağımız için çok mutluyuz. Zaten sloganımız da şimdi voleybol zamanı. İlk olarak Milletler Ligi ile başlıyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Milletler Ligi de olimpiyatlardan önce bizim için önemli bir ölçü olacak. Çünkü olimpiyata katılacak tüm takımlar orada olacak ve onlar hepsiyle de maç yapacağız. Kendimizi görmemiz açısından, hangi seviyede olduğumuzu görmemiz açısından çok önemli bir turnuva olacak. İnşallah güzel performans göstermek istiyoruz orada. Giovanni'nin de dediği gibi asıl hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Grubumuz çok zorlu ama biz iyi oynadığımız zaman tüm takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Niyetimiz hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor. Tamamıyla bu motivasyonla, bu inançla gideceğiz o turnuvaya da. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası olacak. En son ikincilikle bırakmıştık. Bu sefer hedefimiz tekrar aynı başarıyı yakalayıp üzerine bir tık daha koyup altını almak olacak. Handball Kadınlar Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu Kastamonu Belediyespor kupasını aldı. Ligin 22. haftasında deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Kastamonu Belediyespor,
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda Yeni Mahalle Belediye Spor'la oynadığı Türkiye Kupası yarı final maçının ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Törende sporculara şampiyonluk kupası ve madalyaları verildi. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu törenin ardından sporcuları tebrik etti. Bu senenin de şampiyonu Kastamonu Belediye Spor, değişmedi. Türk kadınının ne kadar güçlü kuvvetli olduğu bu topraklarda bir defa daha kanıtlandı. Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı ise çok mutlu olduklarını söyledi. Zor bir sezon geçirdik. Avrupa'da, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda da devamlı hafta içi hafta sonu maçlar yaptık. Kaptan Serpil İskenderoğlu da Süper Lig şampiyonluğumuz herkese hayırlı olsun. Mutlu ve gururluyuz dedi. Biz de mücadelemizi sonuna kadar yaptık ve kupayı almasını bildik. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.